Arkadaşlar, ETS2 Türkiye'de sıfırdan kariyer serimizin yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün Edirne'den Tekirdağ'a forklift taşıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mevzu var. Manımız yoğun bakıma girdi. Manda, şanzımanında büyük bir sıkıntı çıktı. O yüzden ben de gavur bir arkadaşımdan bir Scania ödünç aldım. Şöyle V8. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir makineyle beraber böyle birkaç gün artık bununla idare edeceğiz. Bizim man bakalım servisten çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Ne kadar masraf açacak? Yani belki manın yerine yeni bir şöyle bir 750'lik bir Volvo falan alabiliriz ama şu anlık işte ufak tefek böyle Trakya bölgesinde Edirne Tekirdağ, Tekirdağ İstanbul, İstanbul Keşan falan bu civarlarda birazcık böyle forkliftler, işte yükler falan taşıyacağız. Arkamızda büyük bir dorsemiz var. Açık bir dorsemiz var. Tır çok güzel bir tır bu arada. Bayağı bir hoşuma da gitti. Sesi falan çok keyifli. Böyle kendi şeyine göre, tasarımına göre, zevkine göre yapmış arkadaşımız. Ama sesi mesin muazzam. İçi de çok güzel arkadaşlar. Arabanın içinde tabi es geçmemek lazım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışıklarımız falan var. Geceliğin muazzam bir şekilde etrafı aydınlatıyor. Yavaştan çıkışımızı yapalım. Tekirdağ'a kadar şu forkliftleri bir bırakalım. Ufaktan biraz bir aracımız servisteyken biraz para kazanmamız lazım. Allah Allah. Ya bunun da tadı bir başka ya. Şöyle camı da açayım da iyicene bir egzozun sesine doyalım. Allah. Arkadaşlar, ETS2 Türkiye'de sıfırdan kariyer serimizin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Yorumlarınız gerçekten insanı böyle desteklediğinizi belli ediyor. Yani bir yorum bildirimi geldiği zaman bile insanın yüzü gülüyor, yani mutlu oluyor. Bunları bizden, kanalımızdan esirgemeyin. Babalar, şöyle Edirne'nin şeyinden çıkalım ya. Sanayinin arkasından doğru çıkalım. Şimdi şehir içinde trafik vardır, bir şey vardır. Boşu boşuna beklemeyelim. Seçimler bitmek üzere arkadaşlar. Bayağı bir ülkede bayağı bir farklılık olmaya başladı. Şimdi bu konuda birazcık fikirlerimden bahsetmek istiyorum. En azından benim kafa yapım birazcık anlayın. Ben abi en başından beri yani bu ülkeyi yönetim konusunda olsun, belediye başkanlığından dolayı birazcık ilerleyeceğim bugün. Çok da böyle hani yaşlı kafaların artık birazcık bu işleri salması gerektiğinden yanayım. Öyle bir taraf, öyle bir tarafım var yani, öyle bir düşüncem var. Çünkü nasıl ki Android telefonları çıkmaya başladığı zaman yaşlı insanlar bunları çok geç adaptasyon sağlamaya başladı, çok geç uyum sağlamaya başladıysa, aynı şekilde yani belediyecilik kavramında da olsun, ülke yönetimi kavramında da olsun, sürekli gelişen bu dünyanın içerisinde artık yaşlı zihniyetlerin bence ufak tefek hani emekliliğe doğru yol açması lazım. Bu işleri birazcık salmaları gerektiğini düşünüyorum. En ufak bir şey. Mesela bulunduğum yerdeki belediyeden biraz bahsedeyim sizlere. Bu zamana kadar mesela adam aşağı yukarı 10 senedir burada belediye başkanlığı yapıyormuş. Tabii yeni taşındığım için çok da fazla bilmiyorum ne yaptı ne etti diye. Halbuki baktığın zaman ortada herhangi bir çok da bir icraat yok. Sadece vaat var. Vaatler de şöyle: bu seçimi kazanırsak bunu bunu yapacağız. Şimdi arkadaşım, yani adamı sormazlar mı hani bu zamana kadar niye yapmadın işte 5 senede 6 senedir sen zaten bu şehrin belediye başkanısın, niye yapmadın mesela, hani neyi bekliyordun? Ya da yapmadığın kötü şeylerden mesela baktığın zaman hayvan barınağından bahsedeceğim arkadaşlar. Hayvanlara verilen değerlerden birazcık konuşalım bence. Bir tane biliyorsunuz ki bir köpek bulduk. Araba çarpmıştı ve arka bacaklarını kullanamıyordu. Tedavisini yaptık, ettik falan filan. Yaklaşık nereden baksam bir aya yaklaşacağız. Bizle beraber kalıyor. Şimdi evde de 3 tane kedi var, şey var. Yani aynı yerde de olmuyor belli bir yerden sonra. Ne yapalım, ne edelim? Hadi işte bak, bu hayvan tedavisini yaptık. Adamla lavuk yani çarpıp gitmiş abi işte. Hani böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Hayvanlara bir gram değer verilmeyen bir ülke. Halbuki sigorta, veteriner masraflarını falan karşılıyor. Bunları bile bilmeyen insanların yaşadığı bir toplumdayız. Bir hayvan canı bu kadar değersiz yani. Yavru bir köpek. Daha 1,5 aylık falandı.
neyse aldık yaptık tedavisi falan. Şu an gayet güzel, hiçbir sorun yok ama gün geçtikçe büyüyor ve sitede kaldığın için de mecburen sıkıntı olmaya başlıyor gibi. Şimdi bunu sahiplendirmeye çalışmak bir yana, dedik ki annesinin yanına geri götürelim. Hayvanın çünkü annesi var. Annesi de buna bir güzel bir tam saldırmaya kalkıyordu ki zar zor aldık elinden. Kabul etmiyor. İşte barınağa bırakacağız o zaman, ne yapacağız dedik. Barınağa gittik ve barınakta bize söylenen şey şu. 2-3 yani bilmem kaç sene önce, tahminimce başkanın gelmeden önceki dönemi. Burası diyor ki şeymiş, bakıyorlarmış hayvanları, tedavisini yapıp sahiplendiriyorlarmış falan filan. Şu an diyor bu barınak diyor ölüm. Barınaktaki adam söylüyor bana bunu. Yani her gün 2 tane köpek cesedi çıkartıyoruz biz içeriden diyor. Gençlik hastalığı var diyor. Yani tedavi yapılmıyor falan filan. Hani yazık olur vesaire vesaire. O kadar uğraşmışsınız etmişsiniz. Hani bu hayvanı en iyisi bir doğaya bir salın falan diyor. Bu arada bir dakika, ben şeyden gidecektim ya. Keşan üzerinden gideceğim arkadaşlar. Normal yoldan gitmeyeceğim. Böyle dedi. Sonra baktım. Geçmiş zamanla gerçekten de barınak denilen yer geçici bakım eviymiş. Yani hayvanların tedavileri olup sokağa tekrardan salınıyormuş ya da sahiplendiriliyorlarmış falan filan. Şimdi bu şu dönemdeki belediye başkanında hiçbir icraat yok. Şimdi yeni aday olan çok güzel genç bir başkan var burada. Kazandı da. Oyların çoğunluğunda. Halbuki %20 fark attı ki zaten çok şaşırtıcı bir oranla böyle bir fark yaptı. Abi adamın söylediği vaatlerin arasında bir drift pisti yapacağım dedi. 2 e-spor merkezi yapacağım dedi. Şehrin belli yerlerindeki boş arsalara, yani köprük niyetine dönüşmüş arsalara, işte yaşam alanları, sosyal yerler, tiyatroları getireceğiz. Şehri festival şehrine çevireceğiz vesaire vesaire vaatlerde bulundu. Ki yapmayacak adam değil, yapar. Gerçekten önceki belediye başkanı olduğu yere de baktım, inceledim, bayağı araştırdım. Önceki belediye başkanı olduğu yerde bayağı bayağı projelerinin hepsini yapmış. Ve şehirdeki herkes de ondan memnun. İyi ki de buraya da kazandı diyoruz. Bu adamın vaatlerinin arasında bir tane drift pisti vardı arkadaşlar. Ve şu anki yönetimde olan belediye başkanı, yani eski belediye başkanından bahsedeyim, direkt bu fikri çaldı ve drift pisti açıyoruz biz diye pankartları koyup 2 avuç kadar toprağa kız inşaat, hatta iş makinesini orada bırakıp gitti. Herhalde unuttu. Sosyal yaşam merkezleri açacağız, e-spor merkezleri açacağız falan demeye başladı. Hani bildiğin aday olan belediye başkanının bütün projelerin hepsini böyle bir çaldı. Ama hiçbirini yapamayacak çünkü gitti. Öyle de bir kötü bir şey oldu onun için. Ben de diyorum hani bu zamana kadar niye yapmadın? Zaten sen başkandın, yapabilirdin. Bu seçim konusunda işte böyle yapmak lazım. Yani yaşlı kesit gerçekten yaşlı bir adamdı zaten. Yani nereden baksan bugün ne söylediğini yarın unutacak halde bir adam. Ne işin var hala belediyeyle mi başkanlıkla senin? Sal da. Sal yani. Şu an şey yapan yeni belediye başkanının eski röportaj, 4 sene önceki röportajında bir şey söylemiş. Tecrübeli eleman muhabbetinden bahsetmiş. Belediye başkanlığı konusunda falan. Adamın dediği şey şu ki, ben diyor belediye başkanı olmazsam diyor bugün nasıl tecrübeli olabilirim diyor. Ya tecrübeli belediye başkanı aday olabilir ne demek? Arkadaşlar bugün bir yerde, bir firmada bir işe girerken bile tecrübeli eleman. Sen beni işe almazsan ben nasıl tecrübe sahibi olacağım? Yani bak genç kafası çok güzel bir şekilde anlatıyor, ediyor. Fikirleri çok güzel, projeleri çok güzel falan filan. Yani baktığın zaman bugün çoğu gencin fikirleri, çoğu genç başkanların yapmak istedikleri şeyler ve biraz daha böyle bize yönelik. O yüzden yani bu yaşlı yönetimden kurtulması lazım bu ülkenin en yakın bir şekilde diye düşünüyorum. Yani fikirlerim bu yönde. Az bir şey birazcık böyle de bir siyasi açıdan da biraz bir kendimi anlatmak istedim. Öyle çok parti taraftarı değilimdir. Parti benim için çok da önemli değildir. Ama bir değişiklik olması lazımdı. Parti konusunda da olması lazımdı. Çünkü ülke şeye döndü artık. Yani ben ne istersem o. Abi yani öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok yani. Güzel olması gereken, güzel olacak
belirtilen projelere de bir zahmet, bir destek verilmesi gerekiyor yukarı rütbelerden. Ama biliyorsunuz ki bu parti kavramı dolayısıyla destek verilmiyor, paralar kesiliyordu falan da filan da bir sürü mevzu vardı yani. Ya inşallah artık bunlar ülkeyi yenerse, bir de şu mülteci sorunu kalkarsa çok daha güzel olacak. Çünkü herkes bu durumdan çok şikayetçi. Çok şikayetçi. Tabi sanmıyorum bunun öyle kolay kolay olacağını. Çünkü elini kolunu sallayan Türkiye'ye girebiliyor ama Türkiye'den elini kolunu sallayan dışarı çıkamıyor. Öyle de bir sıkıntı var. Araç bu arada yavaş mavaş gidiyor ama arkadaşlar, ses soluğu harbiden de yetiyor makinenin ya. Güzel makineymiş, tatlı makineymiş. Bunu biz ondan satın alsak mı acaba ya? He? Bizim manı versek ona da bunu mu alsak üstüne biraz daha koyup. Çünkü donanımlı bir araba. Bir de V8. Bunun parası bizi birazcık aşar. Yaşan'a girdik arkadaşlar bu arada. Az biraz ileriden Yaşan'daki AVM kavşağından Tekirdağ'a doğru dönüşümüzü yapacağız. Yani mevzular o şekilde. Bakalım hani buraya kadar izlediyseniz gerçekten bak fikirlerinizi bir belirtin bakalım. Hani ne olması gerekiyor sizce? Aynı fikirde misiniz benimle, yoksa hala ihtiyarlar ülkeyi yönetmeye devam etsin? Biz memnunuz mu diyorsunuz, yoksa gençler gelsin artık bize çağa ayak uyduran İnsanlar, gençlerin halinden anlayan insanlar mı gelsin? Güzel projeler yapanlar mı kazansın? Gerçekten hani takipçi kitlemin de ve fikirlerini merak ediyorum yani. Bu konuda sanıyorum ki zaten aynı fikirdeyizdir. Yavaş gel usta. Araba çok da yürüyemiyor ama arkamızda da 25 küsur tonluk bir yükümüz var arkadaşlar, normal yani. Abi yine de güzel gidiyor. Hakkını şimdi yiğidi öldür hakkını yemelerler ya, hakkını yemeyelim. İyi de gidiyor, zaten sesi yeter yani bununla baya baya biz yol yaparız aslında. Biz bence bu tırı satın alalım, ondan çökelim biz bu tura. Daha güzel olur. Bilmiyorum, eski tırlar benim her zaman daha çok hoşuma gidiyor zaten. Eski arabaların hepsi güzeldir arkadaşlar. Bak şu ses bile. Arabanın canını alacağız herhalde biz bu gidişle. Yıldızlara bak be. Ama şeyi dar, camı dar biraz. Etrafı, yukarıları çok fazla göremiyorum. Tekirdağ'ın şu an girişindeyiz arkadaşlar.
Polisler her yerde duruyor. Neyi bekliyorlarsa. Rampa aşağıda. Yüzü göreceğiz herhalde bugün. Hastayım şöyle düşük devirde gitmeye ya. Arabanın içinde şöyle bir aydınlatmalar yanmıyor mu ya? Bağlı değil herhalde şu an. Sigortası mı patladı, ne yaptı? Normalde yanıyordu. Yok, burası değil. Bana oğlum. Frenler de harbi kazık gibi tutuyor. Nereye park edeceğiz ussam? Ya böyle bir dorsayı park etmek biraz sıkıntı. Bakalım. Oo, bir de gel diyor, geri gir oraya. Haydi. Hayırlı işler. Ayvayı yedik arkadaşlar. Bunun kendi tekeri de dönüyor şimdi. Az bir kafayı ileri verelim hemen.
Hop. Abi niye şey yapamadım ki? Tekeri nereye çevirirsen terse dönüyor. Ya şu dorsenin mantığı var ya, beni harbi diyorum deliler ya. Hadi oğlum otur bari yerine. Gene mi oturmadı? Usta oturmuş olmam lazım artık ama ya. Arkadaşlar yamuk mamuk artık yapacak bir şey yok. Ben bunu böyle bırakayım. Bu konularda birazcık acemiyiz. Hadi bakalım, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.